Sportaküs TV kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hidden Agenda isimli oyunla karşınızdayım. Bu sefer futbol değil. Biliyorum siz de fazlasıyla biraz şaşırmışsınızdır ama arkadaşlar, her zaman futbol oynamak istemiyorum. Başka oyunlar da denemek istiyorum arkadaşlar. Bu yüzden kanalımızın yeni oluşumunda, yani tabii ki de futbollar devam edecek, 11 vs 11'ler. Onlar mutlaka devam edecek ama kanalımızın bu yeni yolunda bu videoya eğer 250 like gelirse bu tarz videolarda çekeceğiz arkadaşlar. Futbol videolarını aksatmadan, tabii ki de onlar aksamayacak. Bunlar yanına eklenecek arkadaşlar. Bugün olduğu gibi hikaye modu rahat bir film tecrübesi diyor arkadaşlar. Biz şu anda tek kişi olduğumuz için hikaye modunu seçeceğiz. Bu oyun şöyle anlatayım arkadaşlar size. Hani filmlerde diyoruz ya, ben olsam şöyle yapardım diye. İşte artık ben olsam şöyle yapardım olayındayız arkadaşlar. Ve işte evet, eğitim hikaye modunda oyun eğlenmek için oynanır diyor. Okuyorsunuz zaten. Ben oyuna devam edeyim. Yani bunda bir film var arkadaşlar ve bu filmde baş kahraman biziz. Biz ne dersek o olacak arkadaşlar. Bu yüzden de gerçekten çok güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Daha önce başka yerde izlediyseniz hikaye değişik arkadaşlar. Yani benim seçimlerime göre ilerleyeceği için arkadaşlar, belki o kanaldakiyle benimki tutmayacak. O yüzden de bizi de izlemeyi unutmayın ve 250 like arkadaşlar, siz onu 1000 de yapabilirsiniz, sıkıntı yok ama en az 250 like yaparsak seri halinde gelecek arkadaşlar bu. Sizin kanalınız Sportaküs TV'ye destek atmayı unutmayın diyoruz ve devam ediyoruz. Bazıları her şeyi değiştirecek dalgalar oluşturur diyor. Dikkatli seç. Biz de zaten dikkatli seçeceğiz, hiç merak etmeyin gençler. Ben film severim zaten, radyo televizyon mezunuyum. Senaryo falan da yazıyorum, o yüzden böyle çok hakim sayılabilir. Biraz şeyi de tahmin etmeye çalışacağım konuyu da. Ama oynamadım arkadaşlar. Yani ilk kez şu anda dün satın aldım ve bugün sadece bir 10 saniye burayı oynadım. Hemen kapatıp dedim bunu video çekmeliyim. Çünkü gerçekten güzel bir şeye benziyor. Ama tabii ki de bilemeyiz. İki defa oynanabilir arkadaşlar bu oyun. Yalnız onu söyleyeceğim. Çünkü iki farklı şıklar verdiği için sürekli. İki farklı senaryo var büyük ihtimalle. Ve belki de daha da fazla senaryosu var. O yüzden de artış olabilir. Bomba yüklü bir adam. Bir el ve bir silah. Ve bir bomba. Çevik mi kuvvet bu? Vallahi heyecanlandım gençler. Çok ilginç bir konu. Bir de su içelim. Su, vallahi susadım ya. Biraz korku gerilim de var gibi. İlk yani izlenimim o yönde. Hep birlikte seçimlerimiz devam edecek. Bir rehine durumu var. Çok dikkatli olun diyor biz. Vallahi ben hiç dikkatli bir adam değilim gençler. Beni biraz tanıyorsanız ben biraz böyle danımdır. Hani öyle hiç biraz cesur hareket edeceğim. Öyle bir karakter oluşturmak istiyorum. Evet, memur Becky Marnie diyor. Kasım 2012. Tabii ki de senaryoyu da anlayınca arada susayım değil mi gençler? İlk kez bu tarz bir oyun oynuyorum gençler. O yüzden de tam ne değilim bilmiyorum. Etraflıca inceleyelim. Biz ön kapıyı tutuyoruz. Arkadaşlar emin olalım. Ön kapıyı tutuyoruz. Bakalım. Neler olacak? Valla arkadaşlar, ayrılalım mı? Cesur olalım biraz. Ayrılalım, değil mi? Ne, siz ne diyorsunuz? Duyamıyorum ama ayrıl dediğinizi duyar gibiyim. Ayrılıyorum arkadaşlar. Ben yan odaya bakıyorum. Anlaştık. Evet, ipucu arayacağız. Yani ipucunu da inşallah bulabilirim gençler. Çok da emin değilim, açık ve net söyleyeyim. Yalnız ben demin denerken bunları seçmedim biliyor musunuz? Bunu da bulduk. Çanta.
ne? Bu değil. Bu hiç değil. Hah, o 3 tane bulduk. 3 ipucundan 2 tanesini bulabildik diyor ya. Neyi kaybettik ki? Tuzakçının kart viziti. Rehinenin sırt çantası. Bunları bulduk. Ben burayı görmedim, biliyor musunuz gençler? Bir ile oynadım ben ama burayı oynamadım. Demek ki ya, farklı seçim yaptığım için. Ben direkt... Neyse, anlatmayacağım. Bakalım. Eğer olursa. Ve bir çığlık, evet. Bir çığlık var. Gidelim hadi, hadi, hadi. Hadi lan, hızlı olun. Çok 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 güzel bir oyun yapmışlar. Ben grafikleri biraz daha dandik bekliyordum. Evet. Aha. Kadına... Kadına... Ne yapıyor orada? Taciz değil. Başka bir şey. Hands up, hands up now. Ateş etmek için diyor, çoğunluk imlecini hedefe sürüklemeli. Ateş etmeden önce düşün, ateş etmek zorunda değilsin. Vallahi gençler, ederim. Sıkalım kafasına bir tane, değil mi? Bak, adamda silah var gençler. Sıkmamız lazım, yoksa öldürürüz. Vallahi öldürürüz. Adamda silah vardı, ondan vurdum yani. Ama omzundan vurdum, sıkıntı yok. Ölmez. Aha! Ya arkadaşlar, konu biraz ilginç hale geldi. Ben çok senaryo farklıydı ben oynadığımda. Bu çok daha farklı. Hani burayı oynadım dedim ya. Ortağını kurtar, rehineyi kurtar. Vallahi rehineyi kurtar dedim. Allah benim cezamı versin. Arkadaşımı sattım. Al, arkadaşımı sattım ya. Kötü başladık, biliyor musun? Benim oynadığımda kimseye bir zarar gelmemişti. Buraya kadar oynadım arkadaşlar. Bundan sonrası yok bende. Ben buraya kadar oynadığımda kimseye zarar gelmemişti ya. Ortağı mı kurtardım, rehineyi mi? Rehineyi niye kurtardım ben? Bilemedim, gitti ya. Jonathan Finn is guilty. Of that there is no doubt. Your job is simply to determine how he is punished. This man, the so-called trapper killer, has terrorized our community with his brutal murder spree. Booby trapping victims, so our brave first responders became victims themselves. One such hero was Officer Tom Nelson, who died as he and his partner were making the arrest that brought us here today. Jonathan Finn has confessed to every single one of these crimes. Why? Because he hopes you will see him as a man, a fellow human being. Burada senaryo çok farklı. İyi ki de farklı seçmişim. Bu daha garip geldi. He has a deceitful, twisted, villainous mind and nothing he says or does will ever change. Tuzaklama yapıyor ve insanları öldürüyor ve birçok polisi de öldürmüş. Ama kim? Yani bu kel adam. Ancak neden yapıyor bunu? Bizim burada görevimiz ne? Adamı zehirli iğne, zehirli iğneyle idam cezasına çarptırdı. Duruşma bitti. Ve suçları da kabul etti arkadaşlar. Çok ilginç. Keltoş. Psikopat, ama bunda bir gariplik hissediyorum. Evet. Ve oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Ben... son zamanlarda oynadığım en ilginç oyunlardan bir tanesi. Eğer dediğim gibi iyi bir izlenme ve like gelmezse, ben bunu her türlü tek başıma devam edeceğim. Onu da söyleyeyim. 5 yıl sonra diyor. I am Ray Weaver and this is The Crawl. Let's kick it off tonight with our very own homegrown villain, Johnny Finn, the Trapper. Sucker's been on death row for 5 whole years. Mr. Trapper's only got 48 hours left on our big blue marble, so I thought, hey, did you know one of the victims? Phones are open. Caller 1, you're on. Hey, so, well, yeah, man. Arkadaşlar, bu hikaye ülkenin de gündemine oturmuş ve bu da polis memuru deminki. I hear you, but it ain't like our cops got the finest reputation, you know?
Yani bu da mı suçlanıyor acaba? Yani. Allah Allah, bir iftira mı var, ne var, delil karartma filan. Allah Allah. Burayı anlayamadım. Neden böyle bir şey dediler ki buna? Delil karartma falan. Bu bizim kahramanımız mı? Ondan da emin değilim daha. Tabii ki de daha yeni başladı hikayemiz. Çok mu konuşuyorum bilmiyorum. Bana zaten bu videodan sonra yazın arkadaşlar. Nasıl bir video çekelim ikinci de. Ben çünkü hikaye modlarına daha alışık değilim biliyorsunuz. Futbol çektiğimiz için. İnşallah 250 like gelir ve devam ederiz. Çünkü beraber devam etmek istiyorum. Yeni bir hikaye daha başladı. Çavuş Rix. Bu hafta sonu bir çift vatandaş daha yakalandı. Pano'daki isim sayısı hızla artıyor. Ve şunu söylemeliyim. Çözülmemiş davalar bu şubenin şöhretini hiç etkilemiyor. Davayı Sihirbaz Marnie'ye verin yeter. Bir şeyleri kaybetmekte yetenekli olduğunu duydum. Laf sokuyor. Laf sokuyor ya. Bize terbiyesiz terbiyesiz laflar sokuyor. Vur şunu kız beynine. Evet. 9'lu 3 geçiyor. Ve bu bize biraz takıntılı bir diğer polis memuru herhalde. Don't let Calvary get to you. Ever since he got internal affairs eyes on you, he acts like some kind of moral crusader. At this point I just tune him out. Seriously. You doing all right? Nasılsın diyor. Bu adam birazcık iyi birisi. O adam şerefsizin teki diyeceğiz. Sert girelim. Kafasına kafasına girelim. I would keep your distance until all this inquiry bullshit blows over. Don't throw IA any bones. İç işlerine daha fazla. Sana ne lan? Sana ne lan? O her şeye de karışma. Ha, anne deriz böyle. Her şeye de karışmasın yani. Aha. Ortalık karıştı. Çinli kardeş görüşürüz. Bizi çağırıyorlar. Look, Marnie. Mac kullanıyor. I'm not supposed to comment on ongoing internal affairs investigation, but if it starts affecting my best detective. I'm sorry, sir. Hey, don't apologize. Ben iyi bir, tabii ki de iyi polis. Çavuşçum. No doubt you didn't do anything to compromise the crime scene intentionally. Ya ne demek istiyorsun ya? Thank you for believing in me, sir. You know, sometimes feels like we don't have a choice in these things, but you do. You got me? Nasıl yani? Yes, of course. I want to believe that, but I know the trap is set for execution in 48 hours. It's a heavy load. Knowing you sent someone to death row, I don't want you to be distracted. Vallahi arkadaşlar, hala Tom için kendimi suçluyorum. Only next time I'd make sure he didn't take my partner with him. Officer Nelson's death was not in vain. His death was my fault. My mess. Maybe once the trappers push in daisies I can finally get a good night's sleep. Orada bir hata yapmışız. İkinci izleyişimde yani kurgularken izlediğimde o ne hata yaptığımı daha net anlayacağım arkadaşlar. O anda tam yeni başladığı için konuya tam hakim olmamıştım. Evet. I'm not crazy about meeting Finn without his attorney present. I know. Arkadaşlar video yaklaşık 14. dakikaya geldi. Çok az daha oynayacağım ve sonrasında devam edip etmeyeceğimize beraber karar vereceğiz. Hep birlikte karar vereceğiz buna. Bence 250 like gelir diye düşünüyorum sportalardan. Çok uçuk rakam istemedim sonuçta. Bence devam edebiliriz. En az 250 like istiyorum. Bir dakika. Anlattıralım, anlat bakalım diyelim arkadaşlar. Yani bir şeyler dinleyeceğim ondan. Şimdi katille, yani o deminki Keltoş'la görüşeceğiz arkadaşlar. Ha işte bununla. Birazcık böyle Ezel'deki karakterlere benziyor. Yani orada da vardı ya. Hayalet miydi neydi? Tamam da nasıl? Yalnız detaylar efsane, gözleri falan çok iyi yapmışlar ya. Çok çok iyi. Yalancı. O zaman gerçeği söyle. Tom'u öldürdün ya. Tom'u
I believe in my duty and that is to listen. Tom'u öldürdün. Hiç kimseyi öldürmedim diyorsun ama. Tom öldü yani, şerefsiz herif. It was Adam. Adam? Adam. Adam was my best friend at the orphanage. And he killed those people. Sen ne yaptın? Yancı mıydın? Bab. Adam diye biri yok. Bence Adam diye biri yok. Uyduruyor şu an. Çünkü yaptın. Biraz inanıyorum da arkadaşlar ama. Bu senaryo bu kadar basit olmamalı. Bir kişi daha var. Ama Adam mı? Göreceğiz. Gerçek. Nerede? Ha, nerede? Lavuk. And I found drugs. I was high from the moment I got out of there. And a couple of years later, a couple of centuries, hell if I know, Adam tracks me down online. And he keeps writing me and writing me and bringing up all that old shit from the orphanage. Senin beynin yok mu? Exactly how to make him pay. So we made an arrangement. I rat myself out, I take the heat off him, spend a couple of months in the clink, and then wham! Trapper strikes again. Böyle bir şey. Mantıklı bir hikaye arkadaşlar. Yani adam kurtulmanın yolunu bunun üzerine atıp sonra seni kurtaracağım gibisinden bir şeyler demiş ama. Abi çok güzel yapmışlar ya. Ben oyunun yani grafikler tamam, hani çok çiz tamam, çizgi belli ama bayağı güzel yapmışlar. Yani bakışlar, mimikler, Los Angeles Galaxy'den sonra mimikleri en çok beğendiğim bir başka oyun. Bu adam da şey bir insan değil arkadaşlar. Çizdirelim, sakin olalım, çiz diyelim ya. Ne oluyor lan? Hey, what's going on? Ne oluyor ya? Biber gazını al. Use your pointer to hit the target before the. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ortalık karıştı. Ortalık çok karıştı. Stop. Hedefi. Finn. Stay back. I just want to talk. Lan döverim seni bak ha. Vallahi döverim. Sık 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 sık. Sık sık. God damn it! Gerizekalı. Oh god, my face. Hey, hey. Settle down. Aa, ortalık karıştı arkadaşlar. Seçimlerim çok ilginç. He was at Las Palmas same time as my client, but he died in the same fire that closed it for good. Lana, your client just tried to assault me, okay? He's dangerous. If you're looking to get him out of here, it's not gonna happen ever. Jesus. I'm sorry. Are you okay? Değilim lan, iyi. Adam saldırdı lan. Neyse ki biber gazımız varmış arkadaşlar. Vallahi hayat kurtarıcı. Lana, it's too late. It could lead to an appeal. All we're doing is delaying the inevitable. Adam Jones is. Ne diyorsunuz arkadaşlar ya? Güvenelim mi yoksa güvenmeyelim mi? Yargıca gideceğiz çünkü. Ver bak ya. Tamam lan, yargıca taşıyacağım. Taşıyalım. Adam saldırdı ama taşıyacağım. Taşıyacağım arkadaşlar yargıca. Ama nasıl olacak? Pek bilgim yok açıkçası. Çok merak içindeyim açıkçası. Net bir ifadeyle çok güzel bir hikaye olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar. Artık yargıça geldik. Bakalım yargıçla ne konuşacağız? Yargıç bize Finn için serbest kalma izni verecek mi? Kısa süre, bir gün
2 gün geçici bir serbest kalma izni isteyeceğiz ama ikna edebilecek miyiz? Açıkçası bilmiyorum. Ama oyun gerçekten çok güzel. 250 like gelsin, hatta daha fazlası gelsin istiyorum ve izlenmemiz hali hatır sayılır olursa çok güzel olur. Ama 250 like'ı bekliyorum arkadaşlar. Yoksa bu videomuz bir anı olarak da kalabilir. Çünkü ben her türlü devam edeceğim oyuna ama sizlerle birlikte devam etmek istiyorum. İkinci bölüm gelsin istiyorsanız 250 like'ı görmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım yargıç neler olacak, çok merak ediyorum. Yargıçla ne konuşacağız, bunu görmek istiyorsanız 250 like gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın gençler. Hepinizi seviyorum. Olur ya belki görüşemeyiz. Günaydın, iyi günler ve de iyi akşamlar. Hidden Agenda oyununun ikinci bölümü için görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye. For the next episode.